Kar yağışı hakkında mantık sınırlarını zorlayan yeni komplo teorisi, bu kar gerçek değil, zengin elitleri korumak için bir komplo girişimi. Peki ama bu teori nereden çıkıyor, ne kadar mantıklı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Dünyanın düz olduğu, COVID-19 aşıları ile vücudumuza çip yerleştirileceği ve fazlası. İnternette dolaşan komplo teorilerinin ardı arkası gelmiyor. Ortaya çıkan son komplo teorisi ise, viral hale gelen ve bir kar topuna ateş tutan birini gösteren bir TikTok trendinden geliyor. Geçen hafta Texas çok büyük bir kış fırtınası yaşadı ve sıcaklıklar -19 dereceye düştü. Fırtına sebebiyle elektrik kesintisi, su kesintisi gibi sıkıntılar yaşandı ve konut sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Videoda TikTok kullanıcısı karın erimediğini ve yandığını göreceksiniz diyor ve ekliyor: kar yanmaz, kar erir. Su yok, damlama yok, hiçbir şey yok. Bu pisliği mikrodalgaya koyarsam kıvılcım çıkmaya başlayacak çünkü içine metal karışmış. Ortaya atılan teorilerden biri bunun aslında hükümetin hatası olduğu ve hükümet tarafından gönderildiği yönündeydi, hatta bazı kişiler yağan karın normal kar değil, sahte kar olduğunu iddia ettiler. Videoya gelen yorumlar, yağının aslında kar olmadığını ve insan yapısı bir şey olduğunu iddia etmeye başladı. Yani yağan karın gerçekten kar olmadığı iddiaları bir anda interneti sardı, hatta bu yağışlar ve sonrasında gelen sorunlar, zengin elitleri korumak için kurulmuş bir komplo olarak bile değerlendirildi. Bunu takiben, bir avuç dolusu komplo teorisyeni, karın gerçek olmadığını, erimediğini göstermek için yakarak herkese kanıtlamak için kolları sıvadı. Onlarca Teksaslı deney yapıp yayınladı. Başkan Joe Biden'i sahte kar yapmakla suçlarken, insanlar karların yaksalarda erimediğini, bunun yerine sadece ateşin karda siyah iz bıraktığını ve garip bir koku çıkardığını anlatan videolar yayınladılar. Çok sayıda video, yeni yapılan kar topuna mum, çakmak veya diğer aletleri tutan insanları gösteriyor ve karın erimediği sadece siyaha döndüğü görülüyor. Öyle görünüyor ki, kar ateşe maruz kaldığında erimek yerine yanıyor. Aslında komplo teorisi üretmek için bir neden yok, zira her ne kadar kafa karıştırıcı olsa da, kar ateşe tutulduğunda yanabiliyor ve kararabiliyor. Bunun iyi bir bilimsel açıklaması da var. Madde katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza dönüşebilir ve çoğu insan karın eridiğini görmüştür. Süblimasyon ise, faz geçişleri arasında bir adımın atlandığını tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu örnekte, kar katıdan gaza dönüşüyor, bu yüzden sıvı görünmüyor. Videolarda kar üzerinde görünen siyah kalıntılar, kardan ziyade mumlardan ve çakmaklardan gelen herhangi bir yakıt kaynağını yakarken oluşan parçacıklardır. Bu, bir mumu bir yüzeye yakın tuttuğunuzda ve yüzey mum isi ile lekelendiğinde de olur. Ancak deneyler ve paylaşımlar devam ediyor. Pek çok komplo teorisyeni kendilerine normal karla karışık sahte kar da gönderildiğini iddia ediyor. Diğer eyaletlerdeki sakinler de, şu anda internet üzerinden yürütülen deneye katılmaya karar verdiler. Texas ve diğer güney eyaletlerindeki evler bu kadar düşük sıcaklıklar için donatılmadığından, insanlar sosyal medyada paylaştıkları zorlu yaşam koşullarını paylaştılar. Bu paylaşımlarda buz saçaklarının el yıkamak ya da sifon çekmek için eritildiği görünüyor. Diğer eyaletlerdeki insanlar, yaşadıkları yere yağan kar ile Texas'taki sahte kar arasındaki farkı gösteren veya bazı durumlarda orada yağan karın da yapay olduğunu gösteren videolar yüklüyorlar. Sonuçlar şaşırtıcı derecede aynıydı, yani kar başka yerlerde de sahteydi. Kar yine yandı ve siyaha döndü, erimedi. Son yıllarda pek görülmeyen şiddetli hava koşulları diğer güney eyaletlerini de etkiledi. Bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın benzeri görülmemiş havanın sebebi olabileceğini söylüyor. Kuzey Kutbu'ndaki yüksek sıcaklık, Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk havayı güneye ABD-Meksika sınırına kadar itiyor olabilir. Buna rağmen insanlar, her şeyin havayı kontrol eden hükümetle ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları, bunların hepsinin birinin havayı kontrol etmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Ve bu iddialara göre Texas'taki tüm kar fırtınalarının arkasında Başkan Joe Biden var. Öte yandan komplo teorisyenleri, Texas'taki sıcaklıklar 20 dereceye yükseldiğinde ve su birikintileri de tamamen kaybolmaya başladığında, karın gerçeğe çok yakın üretildiğini söylüyor. Bununla birlikte, yanıt olarak, çok sayıda bilim insanı, öğretmen, akademisyen ve profesyoneller yanan karın arkasındaki gizemi açıklama getirebiliyor.
Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.